Cumhuriyet Halk Partililer sokakta her gün hakaret işitmenin karşılığında bir mücadele, bir diriliş bekliyorlar. Hak, hukuk, adalet istiyorlar. Ama sen şimdi her gün, efendim benim üslubum böyle, beğenirsiniz beğenmezsiniz. E tamam da o zaman saraya karşı ne yapacağız biz ya? Ne yapmamız gerekiyor? Yani şimdi yarın anayasa değişikliğini getirdiğinde muhtemelen demek ki Özgür Bey şunu diyecek. Arkadaşlar biz parlamenter sistemi istiyorduk zaten. Bak Erdoğan da bizim dediğimiz çizgiye geldi. Parlamenter sistemi getirdi. Onaylayalım mı diyecek? Diyecek. Ama parlamenter sistemi istemek şu an Erdoğan için bu ülkeye yapılabilecek en iyi, en büyük ihanettir. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Katılır katılmaz. Recep Tayyip Erdoğan 5 yıldır bu başkanlık sistemiyle bu ülkede her türlü kaosu, her türlü planı, her türlü ayrıştırmayı yaptı. Aynı sistemle 1 yıl olur, 2 yıl olur onarmak için aynı sistemle gitmek gerekir. Aksi takdirde onarılmaz yaralar oluştu. Tamiri mümkün değil. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ülkeye verdiği zararı asla parlamenter sistemde tamir edemezsiniz. Edilmesi mümkün değil. Mümkün değil edilmesi. Mustafa Kemal'in askerlerine ceza verip teğmenlere AKP'liler kendi aralarında konuşurken o çocukların haklarını savunamazsınız. E o zaman şimdi biz anayasa konusunda da net tavır koymalıyız. Ne demeliyiz? Bu ülkenin anayasa diye bir problemi yok. Bu ülkenin çiftçi problemi var. Bakın yine gelirken aradı çok insanlar. Toparlayalım Cemal. Beni aradılar. Ordulu olduğum için, orduyu çok sevdiğimi bildikleri için. Bir de fındık üreticisinin hakkını savunmaktan dolayı, MHP'den atıldığımdan dolayı üretici arıyor. Ya bakın geçen sene amele işçi parası 750 lira, fındık 110 lira. Bu sene işçi parası 1500 lira, fındık 100 lira. Geçen sene mazot 18 lira, fındık 110 lira. Bu sene mazot 46 lira, fındık 100 lira. Bir de kokarca diye bir bela çıktı. Randıman deriz biz fındığın. Randıman 30'a düştü. 40 liraya, 50 liraya fındığını satamıyor insanlar. İflas etti insanlar, isyan etti insanlar. Şimdi biz bu dertleri konuşmamız, biz üzüm üreticisini, zeytin üreticisini, pamuk üreticisini, çay üreticisini, çiftçiyi konuşmamız gerekirken, dediğim gibi bakın yürüyor insan, emader miting yapıyor, staj çırak mağdurları miting yapıyor. Az önce söyledim, Soma'dan maden işçileri yürüyor geliyor, assubaylar geliyor yürüyor. Bu insanlar bir hak hukuk mücadelesi veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çok şey beklerken bu yumuşama, normalleşme hiç hayra alamet değil. Vallahi değil, billahi değil. Şimdi biz bunu söyleyince efendim diyorlar, ha bir de şöyle bir şey var. Sözcü TV'de CHP eleştiriliyor. Ya biz Sözcü TV'de CHP eleştiriyoruz derken yani AKP'nin yanlışlarını söyleyeceğiz de biz Sözcü TV'de programa katılan insanlar olarak CHP'nin maaşlı elemanı mıyız ki CHP yanlış yaptığında söylemeyeceğiz. O zaman bizim insan olmamız, bizim doğruları söylememiz veya söylemememiz noktasında insanların bize bakışı nasıl olur ya? Biz uyarı yapıyoruz. Aslında Özgür Bey'i uyarıyoruz. Gittiği yol yanlış. Vallahi de yanlış. Billahi de yanlış. Peki bir virgül Recep koyalım. Tayyip Erdoğan asla sıcak bakmaz. Recep Tayyip Erdoğan asla yumuşamaz. Sayın Bahçeli şu söylediği söze rağmen bir sonra hafta sonra yine göreceksiniz tehdit diline devam edecek. Yine CHP'ye hakaret diline devam edecek. Yine insan. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı az önce Gülfem söyledi. En azından şurada şunu diyebilirdi. Sayın Bahçeli, 4 tane genç gazeteciyi hedef göstermeniz şık olmadı diyebilirdi değil mi? Bir anneye, canı yanmış bir anneyi hedef göstermeniz şık olmadı diyebilir. Tarihe geçerdi. Tarihe geçerdi bunu söyleseydi. Ne olacaktı yani? Ne yani dövecekler miydi orada? Saldıracaklar mıydı? Ama şimdi elinize fırsat geçiyor. Efendim diyor, herkes doğrusunu söyleyecek. O zaman Bahçeli'nin söylediği doğru. Doğrusunu söylüyor Bahçeli o zaman. Çıkıp Ali Mahir Başar'ın bugün meclisteki ayağa kalkmadan sonra basın toplantısı yaptı. İzlediniz mi? Çok ağır hakaret etti Sayın Bahçeli'ye. Çok ağır hakaretler. Ya arkadaş 10 dakika önce elini tuttunuz. Selamlaştınız. Hayırlı olsun dediniz. Efendim bizim üslubumuz bundan sonra böyle olacak. Olmaz. Olmaz.
Ya ben kendimden bakıyorum şimdi. Hep anlattığım bir şey vardır. Dediler ki sen niye Demokrat Parti'ye katıldın dediler bana. Yıllar önce, 3 yıl önce. Toparlayalım. Dedim ki hı-hı, abi bir baktım hepsine kötü söz söylemişim. Bir söylemediğim Demokrat Parti kalmış dedim ya. Ne yapayım dedim. Ya insan bir söylediğinin takipçisi olur ya. Bir sözünün arkasında durur ya. Bir omurgası olur. Maalesef çok kötü bir tablo. Millet bizden bunu beklemiyor. Özgür Özel'den bunu beklemiyor. Millet Özgür Özel'e inandı, güvendi. Değişime inandı, güvendi. Sert bir mücadele vereceğini düşündü. Erdoğan'a karşı dik duracağını düşündü. Ama maalesef Erdoğan şu an muhalefetle oyun oynuyor, dalga geçiyor. Ama buna müsaade etmeyecek insanlar var mı? Var. Başta Cemal Engin Yurt var.